Efendim hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında ana haber bültenine. Bendeniz Mustafa Balıevi. 21 Haziran Salı günündeyiz. Haftanın ikinci gününde de önemli açıklamalar var efendim. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. MHP grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu ve özellikle çeşitli dizi film platformlarında yer alan ahlaksız dizilere tepki gösterdi. 2023 mesajı verdi. Millet İttifakı'nı da adaylık tartışması üzerinden eleştirdi. Açıklasınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı, Konya'yı dedi. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli 2023 mesajı verdi. Millet İttifakı'nı eleştirdi. 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. Zillet İttifakı'nın nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur? Yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı, Konya'yı. Bahçeli TÜSİAD'a da tepki gösterdi. Bir kez olsun milli olun dedi. TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. Türkiye'nin haklı sıkıntı ve taleplerinin müzakere yoluyla karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülmesini tavsiye etmiş. Neymiş? Geleneksel politikalara dönmeliymişiz. Üstelik fakirleşerek büyüyormuşuz. TÜSİAD'ın menşei ve mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Bir kez olsun milli olsun. Bir kez olsun Türkiye'nin meşru tezlerine ve politikalarına destek verin. Boş yapmayın, boşa olmayın. Türk de olamıyorsanız bari insan olun. Bahçeli Netflix'te yer alan ahlaksız dizilere de sert tepki gösterdi. Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz? Bir yanda magazin programlarıyla gözümüzün içine sokulan bohem ve aşağılık hayatlar varken, diğer yanda bu hayatları yaşayanların özgürlükçü ve hümanist poz vermeleri çelişkidir, alçak bir kumpastır. Bahçeli artan şiddet olaylarına değindi. İdam cezası tartışmaya açılmalıdır dedi. Ailenin korunması, şiddetin önüne geçilmesi konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu tartışmasızdır. Şiddeti durdurmak maksadıyla hem güvenlik önlemleri hem de cezai müeydeler derinliğine ve genişliğine arttırılarak hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli, iyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimiyle taltif edilmelerine imkan tanınmamalıdır. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekiyorsa İdam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle yapımlara tepki göstermesi bir grup toplantısında fevkalade yerinde. Sanki bunlar konuşulamazmışçasına bir hava var ya hani siyasette. Halbuki ya bu da siyasetin konusu. Siyaset bilimi toplum bilimidir. Tabiatıyla toplumun karşı karşıya kaldığı her mesele, her sıkıntı elbette siyasetçinin görüş beyan edeceği bir alandır. Bu sebepte yani bu dizi ve filmler, sabah programları nereye gidiyor?
Yani toplumu ifsad etmeye dayalı bu yapıların önü açık, paraları bol, destekçileri çok. Bir ağzını açtığı zaman onu iş bilmezlik, sanat bilmezlik, espriden anlamazlık, şakadan efendim bir türlü kavrayamamazlık filanla suçluyorlar. Halbuki ortada ne zeka var, zeka olmadığı için zaten küfre başvuruyor. Dünya kadar masraf yapıyor, çekimiydi, kostümüydü, şu suydu, bu suydu. Ortaya çıkan şey küfür, kıyamet. Ve bunu sanat adı altında insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Peki biz gençlerimizin dilini, ahlakını nasıl güzelleştireceğiz ya? Nasıl onların hayatlarına iyi dokunuşlar yapmaya çalışacağız, çabalayacağız? Önce dilimizi temizlemekle başlayacağız tabii, değil mi? Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu konuda söylediklerini ben çok olumlu buluyorum. Aynı zamanda şiddete dayalı, ki şiddet haberlerini her verişimizde içimiz sızlıyor. Artık bir şekilde bunun, yani caydırıcı bir cezanın, bir karşılığının olması lazım diye düşünüyoruz. Geldi de geçiyor bile. Ama hala daha hukukun verdiği kararlar tartışılıyor. Hadi muhalefet bunu eleştiriyor, ben hükümet kanadını da anlayamıyorum. Onlar da eleştiriyor. Ya bu kadar hakim ve savcıların eleştirildiği başka bir ülke var mı acaba diye hayret ediyorum. Bir avukat ile konuştuğumuzda şunu söylemişti. Yani doktor hastayı görmeden, hakim dosyayı görmeden karar vermez ya da avukat yorum yapmaz diye. E şimdi bu Pınar Gültekin davası eleştiriliyor. Neymiş efendim, verilen ceza hiç olmuş muymuş, indirim yapılabilir miymiş bir katile diye. Dosyanın içerisinde ne var? Yani katil diyor ki bana tecavüz ettiler bunlar. Ondan sonra da benim fotoğraflarımı çekip şantaj yaptılar bana. Ben de dayanamadım, gururuma yediremedim. Bu cinayeti bu şekilde işledim diyor. E şimdi yani ya olayın vahametine biz vakıf olamadan, yani hukuku bu kadar çok eleştirmek, hukukun matematiğinin farkında olmadan, bilmeden bu şekilde yani adaleti zedeleyici açıklamalar yapmak bana çok mantıklı gelmiyor ya. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama yani hakikaten hiç kimseyi memnun etmeyen bir sistem var ortada. Bu sebepten dolayı diyorum ki ben, hakimler muhakkak gerekçeli kararını kameralar önüne geçerek vatandaşa anlatsın. Madem bu kadar çok tartışılıyor ve bu bizim adalet duygumuzu zedeliyor, o zaman idam cezasından önce ya hakim bey siz bu kararı niye verdiniz, hele millete bir anlatın ya, ne olacak ki yani? Biz de vakıf olalım. Hani halk bu denli tartışıyorsa, kamuya mal olmuş davaların akıbetini, içeriğini bu kadar çok merak ediyorsa, o zaman çıkılsın, kamuoyuna açıklama yapılsın. Bu zor bir şey değil. Biz de kurtulalım yani. Öyle miydi, böyle miydi, adalet var mıydı, yok muydu tartışmalarını bir kenara bırakalım. Öyle ya. Niye biz kendi ülkemizdeki adalete bu kadar çok sahip çıkmaz bir tavır içerisine giriyoruz? Ben bunu anlayamıyorum yani. Yani haksız indirim yapmış. Yani haklı indirim dememiş. Bak, haksız indirim. Yani sen demek ki o sanığın iddiaları doğru ki bir kısmı bir indirim yapmış ama hakim şunu demiş. Sen haksızsın bu konuda. Yani bunları yaşadın diye böyle adice bir cinayeti işleyemezsin demiş. Ama bunları yaşadığın için de senin de hakkını gözetmek zorundayım ben. Çünkü adalet böyle bir şey. Bu işin matematiği, sistematiği böyle bir şey. O yüzden müebbet vermiyor da işte böyle indirim yapıyor. Yani ya valla bu hukuk meselesi, bu adalet meselesi var ya. Yani çok ciddi, tartışmalı, netameli bir konu. O yüzden hele bir bekleyelim bakalım yetkililer ne açıklama yapacak. Ama milletin gene böyle iğrenç ötesi bir olay, bir cinayet ve bunun üzerinden bu kadar çok yaygara koparılması da açıkçası can sıkıcı bir noktaya geliyor. Neyse, özür diliyorum, lafı uzattık, haberlerle devam edelim. Terörle mücadelede hız kesmiyor. Bugün Pençekilit'te 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Siirt'te Eren Abluka operasyonunda da 2 terörist yine öldürüldü.
Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne operasyonlar aralıksız sürüyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen pençe kilit operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörü tamamen temizlemek amacıyla başlatılan Eren Abluka operasyonları da başarıyla devam ediyor. Siirt'te hava destekli Eren Abluka 17 operasyonunda teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada iki terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. FETÖ terör örgütüne yönelik de operasyonlar vardı buradan. İzmir merkezli 16 ilde gerçekleştirildi ve toplamda 46 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer alan ve ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olmak üzere 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin biri albay, 28'i assubay, ikisi uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 31'inin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki ve jandarmadaki işlemleri sürerken 16 şüpheli yakalama çalışmalarının sağ sürdüğü kaydedildi. Ankara Emniyeti de DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi bugün ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubu gözaltına alındı. Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri elde edilen ve örgütün mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik olarak il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucuya karşı kökünü kurutma operasyonu için düğmeye bastı bugün emniyet ve yapılan 300'e yakın adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 213 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen kökünü kurutma operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. 292 şüpheliye ait 205 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 üst düzey kadın yöneticinin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla uzun zamandır ekiplerin üzerinde gayret gösterdiği, Diyarbakır Başsavcılığı ile birlikte yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Soylu, operasyonun adını kökünü kurutma operasyonu olduğunu belirtti. Operasyona dair 184 şüpheliye adli işlem yapılarak 64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildiği bildirildi. Bakan Soylu bugün bir operasyonun daha başladığını açıkladı. 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu, o da Eren 18. Yanlış söylemiyorum değil mi? Eren 18. Doğru sayın. Evet. Doğru. Eren 18. Eren Abluka 18 operasyonu. O da
bine yakın jandarmamızla, o da belirlenen 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık. Şimdi de inşallah diğer hedeflere yönelik operasyondur. Allah onların da jandarmamızın da ayağına taş değdirmesin. Düzensiz göçle mücadele de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son operasyonla Malatya'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 1135 Afgan göçmen daha 5 charter uçuşla ülkelerine gönderildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü geçici geri gönderme merkezine getirilen 1135 düzensiz göçmen, Malatya Havalimanı'nda polis ve jandarma gözetiminde Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek ülkelerine gönderildi. Malatya'da son 3 günde 5 charter seferle 1135 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi. Öte yandan 2022 yılında Türkiye'de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 42.666'ya ulaştığı öğrenildi. Yaklaşan Kurban Bayramı'nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce gurbetçi Avusturya'dan kalkan trenle 40 saatlik yolculuğun ardından anavatana ulaştı. Yaz tatilini ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri devam ediyor. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı tercih etmeyen emekli gurbetçiler arabalı treni tercih ediyor. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını otokuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optimo Express treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne tren garına ulaştı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor. 40 saate yakın süren 1400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Vatana gelmek bambaşka ya, vatanıydı. Vatan vatandır ya. Vatan. Canımızı, kanımızı, her şeyimizi vatan için harcarız. Başka yol yok. Biz buranın özlemini çekerek yaşıyoruz yurt dışında. Türkiye bizim her şeyimiz. Yani ne diyeyim başka? Şükür geldik, zararsız, ziyansız. Vatanımıza, toprağımıza geldik. Onun için çok Allah'a şükrediyoruz. Vallahi önce bir vatanıma geldiğim için mutluyum, gururluyum. Ayı dizi gördüğüm için daha heyecanlıyım. Bu kadar. Her zaman zaten Türkiye'ye gelişimde çok mutlu hissediyorum. Başka bir his yani. İnsan nasıl anlatması zor ama başka bir his. Ne bileyim, insan kendini daha fazla başka hissediyor. Mutlu hissediyor, hür hissediyor. Kendini burada iyi hissediyor yani. Buraya, sanki buranın bir parçası gibisin. Yani Almanya'dan bile Türkiye'den kopamazsın hiç. Kurban Bayramı'na da 17 gün kaldı. Rabbim kavuşmayı nasip etsin diyelim. İstanbul için de tabii kurban kesim ve satış yerleri hazırlandı. Başakşehir ve Bahçelievler'deki bu noktalarda bugün havadan görüntülendi. Kurban Bayramı için İstanbul'da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı. Anadolu'da yetiştirilip İstanbul'a getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor. Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor. Anadolu yakasını Avrupa'ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor. İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verileceği öğrenildi.
Bahçeli Evler'de ve Başakşehir'de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi. Çadırların büyük bir bölümünün tamamlandığı, bazı çadırların brandalarının kapatılmadığı görüldü. Bazı kurban kesim ve satış alanlarında kafeterya, duş, ücretsiz internet gibi hizmetlerin de olacağı öğrenildi. İstanbul'da dün korkunç bir intihar girişimi yaşandı. Bir genç İstanbul Marmaray Bostancı durağında kendini raylara attı. Genç hayatını kaybetti. Marmaray Bostancı durağında henüz kimliği belirlenemeyen bir genç trenin durağa yaklaştığı esnada raylara atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Seferlerde aksama yaşanırken yaşanan olay sonrası durakta bekleyen yolcular istasyondan çıkarıldı. İstanbul Çekmekköy'de ise bir şahıs bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla etrafta bulunan kişiler tarafından darp edildi. Ve olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşların elinden şüpheli şahsı güçlükle kurtardı. İstanbul Çekmeköy'de bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs bölge sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşındaki erkek çocuğunu taciz edip kaçtı. Kaçan şahıs 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine mahalle sakinlerinin yakaladığı şahıs darp edilmeye başlandı. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çok tehlikeli olaylar bunlar gerçekten. Bunun nedeni de işte insanların adalete olan güven duygusunun zedelenmesinden kaynaklanıyor. Vatandaş güya kendi adaletini kendi sağlıyor. Bunlar tehlikeli. Bu yüzden devlet gerekeni yapmak durumunda. Böyle tacizcilere, tecavüzcülere çok ciddi bir ceza verilmesi lazım. Allah muhafaza, sizin çocuğunuzun başına geldiğini düşünün. Allah esirgesin. Fakat şu var, ya birisi iftiraya kurban giderse, o zaman ne olacak? Dolayısıyla adaleti tesis etmek devletin görevidir. Vatandaşın değil, vatandaş devletin yetkili kurumuna teslim edecek kolluk güçlerine şüpheli şahsı yakaladıysa da dövme, vurma, sövme, ne bileyim hani bu tarz şeyleri yapmamalı. Ama devlet de o şüphelinin o yaptığı fiilden dolayı anasından emdiği sütü burnundan getirmeli. İbretlik olmalı verilen cezalar ki bir daha benim diyen yapamasın. Bu sebepten dolayı bunlar tehlikeli işler hakikaten. Yani toplumsal infiali sürekli birileri kaşımaya, çıkartmaya çalışıyor ve bu da hepimizi düşündürüyor. İnşallah hatalı, kötü olaylar yaşamayız diye de dua ediyorum bir yandan. Aklı selim üzere hareket etmek lazım. Efendim şimdi sırada enteresan bir hırsızlık vakası var. Hani hırsız zili çalar mı? Çaldı. Ama nasıl yani? Öyle zili bayağı bildiğin yerinden söküp çaldı. Öyle kapıyı çalmak gibi anlamayın bunu. Esenyurt'ta bir apartmanın dış kapısındaki zili çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Esenyurt'ta bir apartmanın dış kapısındaki zili sökerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay sonrası bina sakini hırsız zili çalmaz diyorlardı ama gayet güzel çalıyor dedi. Esenyurt Mehter Çeşme mahallesinde kimliği belirsiz bir şahıs bir binanın dış kapısında bulunan diyafon sistemini çalmak istedi. Bir süre etrafı izleyen hırsız zil sistemini yerinden sökerek çıkardı.
Aletin bağlı olduğu kabloları da tornavida yardımıyla rahat bir şekilde çıkaran şahıs, çaldığı diyafonu elindeki poşete koyarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde kapı zillerinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken durumu emniyet güçlerine bildirdi. Geliyor, hemen anahtarı sokuyor, tak bunu çıkarıyor, alıyor zili, poşetine koydu. Bizi almış. Aşağıdan herhalde bizim bir A4'ümüz var. Oradan da almış galiba. Yani bir yukarıda elektrikçimiz var, malzemeyi aldığımız. Oraya gittik. Çocuk dedi ki bugün 3-4 kişi oldu dedi. Gelip bunlardan alan dedi. Hırsızlar artık zil çalmaz diyorlardı ama gayet güzel çalıyorlar. Bitlis'in Tatvan ilçesinde temel kazısı yapılan bir binanın yanındaki 4 katlı bina çöktü. Olay anı kameralara yansıdı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yan binanın temel kazısı sırasında hasar gören 4 katlı bina çöktü. İlçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bitişiğine yapılacak binanın temel kazısı sırasında 4 katlı binada ağır hasar meydana geldi. Gündüz saatlerinde tedbir amaçlı boşaltılıp çevresinde güvenlik önlemi alınan bina akşam saatlerine doğru kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Binada bulunan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmiş olmasıyla olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Gün boyu ana yolun tek şeridinin güvenlik amaçlı kapatıldığı bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Efendim, Rize'nin merkeze bağlı Yeniköy mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin tekerleği yerinden çıktı. O tekerlek de cadde üzerinde bulunan kuaför dükkanından içeriye girdi. Rize'nin merkeze bağlı Yeniköy mahallesinde seyir halindeki otomobilin lastiklerinden biri yerinden çıkarak kuaförün camına çarptı. Olay Rize'nin Yeniköy mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin tekerleklerinden biri çıktı. Yerinden çıkan lastiğin metrelerce yuvarlanmasının ardından Ahmet Çelik'e ait kuaförün camına çarparak kırdı. O esnada içeride bulunan müşterinin lastiği fark etmesiyle hem dükkan sahibi hem de kendisi kırılan camlardan son anda kurtuldu. Lastiğin yuvarlandığı esnada çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Lastiğin çarptığı kuaförün sahibi Ahmet Çelik yaşadıkları o anı anlattı. Burada tıraş ediyordum arkadaşı, müşterimi. Böyle arkadaş lastiği fark etti, müşterim fark etti. Ben fark edemedim onu. Onu fark etmesiyle müşteri koltuğu çevirdi, beni sol tarafa itti beni. Bu sefer lastik geldi, cama vurdu. Çelik yaşadıklarının ilk olmadığını belirtti. 10 defa bu başımıza geldi yani, araç vurdu buraya. Bu ilk oldu ama, bu teker olayı ilk oldu. Araç vurdu buraya, kamyon vurdu buraya. Sonra zaten izleri belli orada. Taksi gelip vurdu buraya. 2-3 tane taksi vurdu buraya. Karlı havada burası çok tehlikeli oluyor. Mesela görüyorsunuz bayırdır. Frene basıyor, yolu kayıyor, direkt buraya giriyor yani. Ben tıraş ederken bir gözüm de dışarı oluyor yani. Belki araç girer de kasarız diye. Dün kasmasaydık biz yanmıştık. Büyükçekmece'de iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada biri ağır, tam 9 kişi yaralandı. Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır, 9 kişi yaralandı. Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. Şahıslar birbirine sandalyelerle saldırırken bir taraf daha sonra karşı gruba silahla ateş etti. Kavgada biri kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Polis emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan 14 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Ve yurtta meydana gelen trafik kazaları var sırada. Tem otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 8 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan bir araç yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerlemekte olan 4 panel van, 1 otomobil ve 1 tır da kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada ikisi çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatih Bey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Elazığ'da kamyon önce seyir halindeki otomobile çarptı, ardından akaryakıt istasyonuna girdi. İki benzin pompasının yıkıldığı olayda facia ucuz atlatılırken kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı. BT idaresindeki kamyon aynı yönde seyir halinde olan CG idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak iki benzin pompasını yıktı. Büyük bir facianın atlatıldığı ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada ikisi ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Koca Sinan Bulvarı'ndaki alt geçitte 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada bir otomobil alt geçit duvarlarına çarpıp takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik amacıyla çift yönlü olarak kapattı. Van'ın Başkale ilçesinde Van-Hakkari yolunda bulunan bir trafoda yangın çıktı. Trafo itfaiyenin 6 saatlik çalışması sonucu ancak söndürülebildi. Van'ın Başkale ilçesi Ortayol Mahallesi'nde elektrik dağıtımı sağlayan Van Trafo bölgesinde bulunan trafo, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İşletmede bulunan çalışanların haber vermesiyle olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınamayınca Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve Gürpınar İtfaiye Amirliği'nden destek istendi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden 3, Başkale Belediyesi'nden de 2 araçla 6 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Düzce'de dün akşam aniden bastıran sağanak yağış ortalığı adeta göle çevirdi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düzce'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sokakları adeta göle çevirdi. Araçlar ve yayalar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Evet, şu an rögarlar çalışmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrasında akşam saatlerinde Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Kısa süre etkili olan sağanak sokakları adeta göle çevirdi. Düzce Belediyesi ekipleri yaşanabilecek su taşkınlarına karşı harekete geçti. Efendim, Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Metin Kaymakçı, tarlada yaralı halde bulduğu ve evlat ismini verdiği baykuşa gözü gibi bakıyor. Denizli'nin Buldan ilçesi Tekke bölgesinde çift süren Metin Kaymakçı, tarlada gördüğü baykuşun uçamadığını fark etti. Baykuşun yanına yaklaşınca bir ayağının yere basmadığını ve yaralı olarak görmesiyle birlikte hemen elini alıp veterinere götürdü. Veteriner tarafından yapılan tedavinin ardından baykuşun çok aç ve susuz kaldığını gören kaymakçı, kendi evinde kuşun geri kalan tedavisini sürdürdü. Günlük,
Yalnız yaşaması sebebiyle evini aldığı baykuşa evlat ismini koyan kaymakçı, kuşun kendisine dost olduğunu söyledi. Teslim edeceğiz yani. Baykuşun doğanın bir parçası olduğunu belirten kaymakçı, hayvanı Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğini açıkladı. Bu haberle Lale Gül TV ana haberi noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde bir kez daha bu ekranda ve bu frekansta görüşmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.